Peruğunu diktim arkadaşlar. Saçlarını da takmıştık. Şimdi sıradaki alnındaki bantını yapmaya geldi. Bunun için karamel rengi ipimizi alıyoruz. Ve 72 tane zincir çekiyoruz. Çekip geleyim ben. 71 tane çektim arkadaşlar. 72 demiştim. 70 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. O yüzden bir tanesini eksilttim. 71 tane zincir çekiyoruz ve ilmek kaydırma ile birleştireceğiz. Yalnız birleştirirken şöyle zincirimizin düzgün olmasına dikkat ediyoruz. Şu şekilde ilmek kaydırarak birleştirdim. Bunu da buradan devam edeceğim. Bir zincir çekiyorum ve 70 tane sık iğne yapıyorum. Yalnız arkadaşlar sık iğneleri şu şekilde batmıyorum. Zincirlerin arkasındaki bu bombeli yere batıyorum. Şu şekilde. Şöyle. Şuna batıyorum. Yani şurada gördüğümüz şu tümseklere batıyoruz arkadaşlar. Böylelikle buraya batmamızın sebebi üst tarafta sık iğnemiz bittiğinde şu şekilde bir görüntü olacak. Ve altında da aynı görüntü olacak arkadaşlar. Altı da bu şekilde olacak. O yüzden böyle yapıyorum. Şimdi bir sıra 70 tane sık iğneyi öreyim ben. Biraz oyalayacak tabii bu. Bu şekilde örüp geleyim. Şimdi buraya kadar geldik. Bu ipimizi de buradan saklayacağız arkadaşlar. Bu şekilde buradan yürüterek saklayacağız. Yine bu bombelere batarken bunu da tığımızın üzerine alarak şu şekilde öreceğiz. Bombelere batarken bunu da tığımızın üstüne alacağız. Bu şekilde buradan yürütmüş olacağız arkadaşlar. Şurasının düzgün bir görüntü almasını sağlayacağız. Bu tarafa götürseydik orada bir eğrilik olacaktı. Bu tarafa doğru sakladığımızda daha düzgün bir görüntü oluyor. Şimdi ben burayı tamamlayayım. Evet, burayı yürüttüm. Bu şekilde. Bakın gayet düzgün oldu arkadaşlar. Bunu da ucunu buradan keseceğim. Şu şekilde. Şimdi turkuaz rengimize geçiyoruz. Buradan ilmek kaydırma ile birleştirmeden önce turkuaz rengi ipimizi buraya bağlıyoruz. Bunu çekebiliriz. Evet. İlmek kaydırmayla birleştireceğiz. Şu şekilde. İlmek kaydırıyoruz ve birleştiriyoruz. Bir zincir çekip tekrar aynı yere batarak şimdi normal bir şekilde bir sıra boyunca turkuaz renkli sık iğnelerimizi yapıyoruz. Başa kadar geliyoruz. Burada kırmızı rengimize geçeceğiz arkadaşlar. Bu sırayı tamamlayalım şimdi. Turkuaz rengimizi de tamamladım. Şimdi kırmızı ipimize geçiyoruz. Bu ipleri kesmiyoruz arkadaşlar. Mavi ile ve karamel rengiyle tekrar devam edeceğiz. Şimdi kırmızı ipimi takıyorum. İlmek kaydırmayla
birleştirdikten sonra bir sıra boyunca kırmızıyla sık iğne olarak öreceğim arkadaşlar. Aynı yere batarak başlıyorum. Bir sıra boyunca öreceğim. Bir sırada kırmızı renkle gittim arkadaşlar. Şimdi tekrardan mavi ipimle bir sıra maviyle ve bir sırada karamel rengiyle örerek saç bandımızı tamamlayacağım. Şimdi ben onları yapıp geleyim arkadaşlar. Renk geçişimizi yapalım. Ondan sonra iki rengi birden örelim, gelelim arkadaşlar. Maviye geçiyorum. İlmek kaydırmayla birleştiriyorum. Kırmızı ipimi buradan çekip artık kesebilirim. Kırmızıyı bir daha kullanmayacağım çünkü. Evet, bir zincir çektim. Aynı yere batarak örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bir sıra mavi ördükten sonra bir sırada karamel rengiyle örüp saç bandını tamamlayacağım. Saç bandını da bitirmiş olduk böylelikle arkadaşlar. Şimdi saç bandının tüylerini örelim.